Peki hocam, kanseri yenmiş bir hasta tekrar kanserle karşı karşıya kalabilir. Kanseri yenmiş bir hasta, şimdi hastalığın tedavisi olduktan sonra kanser tedavisi, kemoterapi, radyoterapi, ışın tedavisi bitti. Bütün tedavilerini aldı. İlk 2 yıl bizim için çok önemlidir. Hastalığın tekrarlama riski ilk 2 yıl bizde çok önemlidir. Ondan sonra 2 yılı atlattık. Hastanın 5 yıla geçene kadar süresinde de yine o yıl süresi de bizim için önemlidir. Ama ondan sonraki yıllardaki kanser hastalığının tekrarlama riski yıllara göre düşüş seyreder. Düşerek görülme riski azalır. Ama hasta kişi çok ani bir stres yaşamışsa, bir kaybı olmuşsa, bir yakınlarının kaybı olsun, üzüldüğü bir şey olsun. O zamanlar hastanın, kişinin direnci düştüğü zaman, o zaman hastalığın tetiklenmesi, tomurcuklanması maalesef bir yerde ortaya çıkması ortaya çıkabilir. Yani hani tekrarlayabilir. Tekrarlayabilir diyebiliriz. Ne kadar 5 yıldan sonra bu tekrarlama riski düşük seviyelerde de olsa yine ortaya çıkma durumu vardır. Biz ne diyoruz? Tamam, hastalığı yendiniz. Takiplerinizi, kontrollerinizi sakın aksatmayın. Evet. Mutlaka kontrollerinizi aksatmazsanız, tekrarlarsa bile zaten onun da mutlaka tedavisi vardır. Başarısı yüksektir. Onun için hiç endişelenmeye gerek yok diyebiliriz. Tabii burada zincirin birer halkalarıdır. Evet. Tedavi yöntemlerini söylediniz. Kişinin moral ve motivasyonunun yerinde olması ve hasta yakınlarının da hastaya güzel mesajlar vermesi, kesinlikle, onları sık boğaz etmemesi, bu da çok önemli. Şimdi hastayla birlikte benim mutlaka görüştüğüm hasta yakınlarımız hasta oluyor. Yakınlarıyla görüşüyoruz. Onları desteklemeye çalışıyorum. Onlara terapi yapmaya çalışıyoruz. Evet. Onlara olabileceklerini, nasıl davranmaları gerektiğini elimden geldiğince kişiye anlatmaya çalışıyoruz. Bu Avrasya Hastanesi'nin en özel ve önemli, aslında göreviniz değil ama hocam, gerçekten sizin hastalarla olan ilişkiniz çok güzel. Hani sizi böyle bir evlerinin kızı gibi görüyorlar. Kesinlikle. Kardeşleri gibi görüyorlar. Evet. Hasta diyaloğu hekimle çok önemli. Kesinlikle. Avrasya Hastanesi'ni ben ikinci bir ailem olarak görüyorum. Evet. Avrasya Hastanesi'nde 15. yılımı bitirdim. Bu kadar süre içerisinde yılda ortalama 800-1000 arası hasta tedavi ettiğimizi düşünürsek, bu binlerce, yani bayağı yüksek bir tedavi ettiğimiz bir arşiv oluştu. Geçen gün bir hastam telefon etti bana. Asistanlığım zamanında 20 yıl önce tedavi ettiğim bir hastaymış. Lenfomalı bir hastaymış. Hiçbir sıkıntısı da yok. Tesadüf eseri gittiği bir kan tetkiki yapıldığında işte ya seni bir onkoloğun görsünler demiş. Bu kadar zaman geçmiş, bu kadar yıl geçmiş, benim telefonumu arıyor ve bana geliyor. Yani Züleyha Hanım, ben sizi unutamıyorum. Yani aradan yıllar da geçti. Yıllar geçmiş ve geliyor. Yine geçen 2 ay oldu. Gürcistan'dan 12 yıl önce tedavi ettiğim bir hastaydı. Israrla sosyal medyadan arıyorlar, ediyorlar. Hani böyle kontrollerini size yaptırmamız gerekiyor, endişeleniyoruz diye. Yine geldiler, yine tedavilerini yaptık. Gittiler. Bunlar çok güzel bir şey. Evet, güzel duygular. Çok mutluluk verici bir şey. Gerçekten hani aradan yıllar geçtikçe. Tabii her zaman iyi hatıralar olmuyor. Bazen kötü hatıralar da, kötü değil miyim de, yani kayıplarımız da oluyor. Ama o kayıplarımız zamanında da hasta yakınlarıyla olan bir bağ, bir aile bağı olması. Bakıyorum sonra, zaman geçmiş olsa bile, teşekkür çiçekleri, teşekkür buketleri, yıllar önce tedavi ettiğim kişiye maalesef kayıp olmuş ama yani çok emeğiniz geçti diye bu şekilde oluyor. Biz insanız, herkes doğuyor, yaşıyor. Ya hayatın gerçeği bu. Bir şekilde de öleceğiz. Bizim amacımız, bir gün erken ya da bir gün geç. Ama burada yaşadığımız sürece şey yapmak, önemli olan kaliteli yaşam. Evet. Onkoloji hastalarına ne kadar kaliteli yaşam sunabiliriz, ne kadar tedavi edebiliriz, ne kadar onun moralini yüksek tutabiliriz. Bunlar çok önemli şeyler. Bunlarla ilgili de elimizden gelen desteği yapmaya çalışıyoruz diyebilirim.